Çocuklar yemek hazır. Herkese yeniden merhabalar. Güneşli Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patlıcan kebabı hazırlıyoruz. Buyurun hep birlikte yapılışına geçelim. İyi seyirler dilerim. Patlıcan kebabımızın öncelikle köftesini hazırlıyoruz. Köfte harcı için uygun bir kabın içerisine 500 gram yarım yağlı dana kıyma, 1 adet rendelenmiş kuru soğan ve aynı şekilde rendelenmiş bir diş sarımsak, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı galeta unu alıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ve birer çay kaşığı ölçüsünde olacak şekilde pul biber, karabiber ve 7 türlü baharat ekliyorum. Tuz ve baharatların miktarlarını damak tadınıza göre ayarlayarak ekleyin lütfen. Son olarak ince kıyılmış bir tutam maydanoz ilave ediyorum ve tüm malzemeyi güzel bir şekilde yoğurarak hazırlıyorum. Ve hazırladığım harçtan cevizden bir tık büyük parça alıp yuvarlayarak şekillendiriyorum. Köftelerin hepsini aynı şekilde hazırlayıp bir tabağa dizdikten sonra uygun bir kabın içerisine 1 litre su, 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Kısa bir süre karıştırarak tuzun erimesini sağlıyorum ve daha sonra kullanmak üzere hazırladığım tuzlu suyu kenara alıyorum. Tarifimiz için 4 adet kemer patlıcan kullanıyorum. Patlıcanlardan bir tanesinin kabuklarını görmüş olduğunuz şekilde soyduktan sonra iri dilimler halinde kesiyorum. Ve diğer patlıcanları da aynı işlemi uygulayıp önceden hazırlamış olduğum tuzlu suyun içerisine alıyorum. Sonrasında patlıcanların suyun üstüne çıkmaması için bir kapakla üzerlerini kapatıyorum ve 10 dakika kadar acı suyunun çıkması için bekletiyorum. Sürenin sonunda patlıcan dilimlerini bol suyla yıkıyorum. Ardından bir süzgece alarak suyunun süzülmesini sağlıyorum. Sonrasında da kağıt havlu serilmiş bir tepsiye aktarıyorum ve kağıt havlu yardımıyla iyice kurulayarak hazırlıyorum. Daha sonra yuvarlak büyük boy borcam tepsisinin içerisine tek sıra halinde bir patlıcan bir köfte olacak şekilde yerleştiriyorum. Önceden temizlenmiş ve iri dilimler halinde doğranmış 2 adet yeşil, 1 adet de kırmızı kapya biberim var. Onları da tepsinin boş kalan kısmına ekliyorum. Sonrasında üzerlerine 5-6 diş sarımsak ve 2 adet dilimlenmiş domates yerleştiriyorum. Bu arada sizlere hızlıca küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak adına abone olmayı, tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca tarif hakkında yorumlar kısmına herhangi bir yorum yazarsanız çok sevinirim. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu küçük hatırlatmanın hemen ardından yemeğimiz için 1 yemek kaşığı domates, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1,5 su bardağı sıcak sudan oluşan bir sos hazırlıyorum. Ve kabın içerisine aldığım malzemeleri iyice özleşinceye kadar karıştırdıktan sonra hazırladığım sosu patlıcan kebabımızın üzerine ekliyorum. Ve yemeğimizi önceden 200 derecede ısıttığım fırında sebzeler ve köfteler iyice kızarıncaya kadar pişiriyorum. Sonrasında fırından çıkararak servise hazırlıyorum. Ve patlıcan kebabımızın güzelliğini görüyorsunuz. Bana göre sofralarınıza yakışacak muazzam bir lezzet oldu. Daha önce bu şekilde denemediyseniz umarım sizler de bu güzel lezzeti dener ve seversiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyetler olsun diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.